Alaattin Aktaş, KKM'de gerçekte azalma yok, artış sürüyor. Kur korumalı mevduat 18-25 Ağustos haftasında görünürde azalınca bu durum hemen Merkez Bankası'nın bu hesapların tasfiyesi yolunda attığı adımlara bağlandı. Oysa KKM'de gerçekte bir azalma yok, tam tersine söz konusu haftada artış devam etti kaldı ki 18-25 Ağustos haftasında bir azalma olsa bile bu durum Merkez Bankası'nın önlemlerinden kaynaklanamazdı çünkü Merkez Bankası bu konudaki uygulama talimatını bankalara 28 Ağustos'ta gönderdi. 18-25 Ağustos haftasında KKM'nin gerilediği sonucuna varılmasının altında BDDK verilerini yalnızca TL bazlı okumak yatıyor. BDDK verilerine göre 18 Ağustos'ta 3 trilyon 408 milyar lira düzeyinde bulunan KKM 25 Ağustos'ta 3 trilyon 369 milyar liraya indi. Ama acaba gerçekte bir azalma var mıydı? Kurdaki düşüşün cilvesi. BDDK kur korumalı mevduatı döviz cinsinden de açıklıyor. Buna göre 18 Ağustos'ta 126,4 milyar dolar olan KKM 25 Ağustos'ta 127.6 milyar dolara çıkmış. Nerede düşüş? Yok tabii ki. Peki KKM döviz bazında artarken TL bazında nasıl mı düşmüş? Yanıt çok basit, kur hareketinden dolayı. BDDK verilerine göre 18 Ağustos'ta 26/96 olan dolar kuru 25 Ağustos'ta 26.40'a inmiş. KKM'yi döviz cinsinden izlemek çok daha doğru. Çünkü KKM'nin çok önemli bir kısmının artık %60'ı mı, %70'i mi yoksa daha fazlası mı dövizden dönüşümle oluştuğu biliniyor. TL ile açılan kısım da dövize endeksli ama doğrudan DTH dönüşümle oluşturulmuş hesaplar zaten döviz. O yüzden de bu hesapları TL'ye çevirip şu kadar arttı ya da azaldı demek çok fazla anlam ifade etmiyor. Merkez Bankası'nın tahminlerin ötesinde faiz artırdığı ve aynı gün yüklü miktarda döviz satarak piyasaya müdahale ettiği 24 Ağustos'un ertesinde kurun düşük kalması KKM'nin TL bazında düşük görünmesi, hatta bir önceki haftaya göre gerilemiş görünmesi sonucunu doğurdu. TCMB kararının etkisi zaten olamaz. Bir kere KKM'nin gerçekten azaldığı sonucuna varılması yanlıştı. Hele hele görünürdeki bu azalmanın Merkez Bankası'nın KKM'nin yavaş yavaş tasfiyesini sağlamak amacıyla attığı adımların bir sonucu olduğunu söylemek tümüyle yanlıştı. Merkez Bankası KKM'nin nasıl bir bela olduğunu görüp bu hesapların azalmasını sağlayacak yönde bir dizi adım attı. Bu adımlar ne ölçüde etkide bulunacak bunu henüz görmedik. Görmedik, çünkü Merkez Bankası bu önlemlerle ilgili uygulama talimatını bankalara 28 Ağustos'ta gönderdi. Dolayısıyla ortada henüz uygulama talimatının bulunmadığı 18-25 Ağustos haftasında bu kararın etkisi olamazdı. TCMB kararı işe yarar mı? Merkez Bankası KKM azalsın istiyor, özellikle de TL ile açılan KKM'de bunu daha çok önemsiyor çünkü kendi halinde duran TL tasarruflar uyandırıldı ve dövizin getirisine alıştırıldı. Şimdi TL ile açılan hesapların yükü de Merkez Bankası'nda ve bu yük olabildiğince azalsın isteniyor. Amaç belli, TL mevduat yine TL mevduata dönsün, bu sağlanmaya çalışılacak. Ama TL tutup yıllarca enflasyona ezilen, daha sonra ise dövizin getirisine alıştırılan tasarruf sahibi bu getiriden öyle hemen vazgeçer mi? bankaların çok iyi faiz önerip bu tasarruf sahiplerini KKM'den vazgeçirebilmesi kolay olur mu? Öyle bir faiz teklif edilecek ki bu cazip bulunacak. Yetmez, ayrıca dövizin çok artmayacağı algısı hakim kılınacak. DTH'den dönüşümle KKM hesabı açtıranları TL mevduata döndürmek ise çok daha zor. Zaten eskiden beri döviz tutma alışkanlığı olan bu tasarruf sahipleri nasıl bir oran görecekler de TL mevduata dönecekler? Bankaların TL mevduata verdiği faiz enflasyonun gelecekte ulaşacağı tahmin edilen düzeyin neredeyse ancak yarısı kadar. Bu durumda siz olsanız ne yapardınız? KKM'nin Merkez Bankası'na yükü var mı, yok mu? Kur korumalı mevduat için kur farkı olarak bütçeden geçen yılın Mart-Aralık döneminde 92.5 milyar lira ödendi. Bu yılın Temmuz ayı ortasına kadar yapılan ödeme de 59.5 milyar lira oldu. Topluyoruz, bütçeden çıkan 152 milyar lira. DTH dönüşümlü hesapların kur farkını Merkez Bankası ödüyor. Bütçeden yapılan ödemeler de Temmuz ayı ortasından itibaren Merkez Bankası'na devredildi. Temmuz ve Ağustos'ta çok yüklü ödeme olacağı biliniyor. Bu iki ayın toplam yükünü 411 milyar lira olarak tahmin etmiştik. Merkez Bankası'nın DTH dönüşümlü hesaplara ödediği kur farkı geçen yıl yaklaşık 90 milyar liraydı. Bu yılki tutarı bilmiyoruz, o devlet sırrı. Özellikle Temmuz ve Ağustos ödemesi merak konusu ama dedim ya devlet sırları açıklanmaz. Yük mü, değil mi? Şimdi yeni bir tartışma konumuz var. Dövizden dönüşümlü hesaplar için yapılan ödemenin merkez bankasına bir yük getirip getirmediği. Gelin basit bir örnekle ortada bir yük var mı, yok mu anlamaya çalışalım. 1000 dolar borcunuz var ve vadesi gelmiş. O günlerde de dolar 20 lira. Bir arkadaşınızdan rica ediyorsunuz, bir ay sonra almak üzere 1000 dolar verebileceğini söylüyor. Alıyorsunuz 1000 doları ve borcunuzu ödüyorsunuz. Bir ay sonra geri ödeme günü geliyor. Bu arada dolar 25 lira olmuş. 25 bin lira bulup buluşturuyor, birilerinden bin dolar alıyor ve borcunuzu kapatıyorsunuz. Şimdi, cebinizden artı bir para çıkmadığını söyleyebilir misiniz? Ama çıkmayabilirdi de. Dolar 20 lirada sabit kalsaydı ya da 19 liraya düşseydi tabii ki bir yükten söz edilemezdi. Ama böyle bir durum kısa dönemler hariç Türkiye için söz konusu değil. Ya borç değilse? Bir de şu yön var. En başta sözünü ettiğimiz bin dolar borç, aslında borç değil de sizin birilerine ne amaçla olduğu pek anlaşılamayan bir şekilde destek çıkmak için ihtiyaç duyduğunuz paraysa. Birilerine, sen merak etme, ben bin dolar bulur sana o parayı öderim, diyorsanız. Ama o bin doları sattığınız kişiden TL alıyorsunuz ve onunla işiniz tümüyle bitiyorsa. Yani siz ödeme tarihiniz geldiğinde bin doları sattığınız kişi ya da kurumdan bin dolar almıyor, 25 liradan karşılığını bile almıyor ve o dövizi güncel kurdan başkalarından temin ediyorsanız. TCM beniye kurtulmaya çalışıyor ki, aslında KKM'nin Merkez Bankası kanalıyla kamuya zararı var mı, yok mu tartışmasına Merkez Bankası'nın aldığı karar son noktayı koymuş sayılmaz mı? Madem bu kur korumalı mevduat uygulaması çok yararlı, en azından zararı yok. Şu durumda Merkez Bankası neden bu uygulamayı sona erdirmeye dönük adımlar attı ki? O zaman Merkez Bankası son adımlarıyla yanlış yapıyor dememiz gerekmez mi?